maçın çok değerlendirmesi var mı onu bilmiyorum ama işte başlar başlamaz bizim ayağımıza değmeden gol yemek, sonra 60 dakika uğraşmak, denemek, öne geçmek. Öne geçtikten sonra da hemen arkasından 4 dakikada Beşiktaş kendi sahasında bir alt lige takımına 2 tane gol yiyebilmek. Seyrederken de onu hissettiriyorlar. Üzüntü verici. Hedeflerden bir tanesi. Bu kupayı en fazla alan takımlardan bir tanesi. Bu da bizim hedeflerimizden bir tanesiydi. Bugün itibariyle veya ikinci yarı başladığından itibaren son derece de hem skorlar hem oyunlar sıkıntılı gidiyor. Takım adına da oyuncu grubu da biz de bunun genel bir değerlendirmesini yapıyoruz. Taraftar protestosunda haklıdır. Çünkü buraya geldiğinde iyi şeyler görmek ister. Şampiyonluklar yaşamış bir takım. Şampiyon olmak ister, başarı ister, sonuç ister. Sahanın içinde güzel oyun, aksiyon ister. Protesto haklıdır. Bunun değerlendirmesini genel olarak herkes şapkasının önüne koyup herkes bunun değerlendirmesini yapması gerekiyor. Onun için bizim için üzüntü verici bir akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz. Murat Demir. Murat Demir, TRT Spor. Hocam geçmiş olsun. Son 8 maç 7 mağlubiyet. Maçın yanılmıyorsam ikinci yarısında kameralara yansıyan bir görüntümüz var. Ben böyle bir takım görmedim hocam diyorsunuz. Şenol Hoca'ya yanılmıyorsam. Uzun zamandır da böyle bir tablo görmedik Beşiktaş'tan. Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz hocam? Bunu ben sizin adınıza sormuyorum. Takım genel olarak soruyorsun. Teşekkür ederim. Kadro dışı, bir ceza, farklı bir durum. Yani şöyle söyleyeyim. Beşiktaş takım biraz evvel ifade ettiğim içinde yani bir alt lig küçümseme anlamında söylemiyorum. Bir sene evvel burada hemen hemen aynı oyunları berabere kalmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam Erzurum'dan Beşiktaş müsabakası oynamış. Kadro derinliği olan bir takım ama Beşiktaş takımı içeride. Kendi sahanda oynuyorsun. Yani gol yiyorsun. Arkasından 2-1 öne geçiyorsun 60'ta. 64-67 veya 67-70. Yani bu insan ister istemez böyle düşünebilir. Çünkü oyunda şunu düşünüyorsun. Evet attık öne geçtik. Yani bunu mu düşüneceğim? Atiba'yı oyuna atayım da biraz güvenlik alayım filan. Çağırana kadar gol yedik. Ve bunu hissettiriyor. O zaman evet bu ifadeyi bazı ki ben farkında değilim. Yani bu anlamda çıkmış olan bir ifade. 2 dakikada, 4 dakikada 2 gol yemek. O biraz evvelki söylediğim şeyin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Radikal karar. Bugün maç bitti sıcak. Tabii ki düşüneceğiz, konuşacağız. Tesise geçeceğim şimdi. Oyun, oyuncu, biz değerlendirme, yönetim belki toplantı yapmak isteyecek. Belki biz isteyeceğiz. Bakacağız, konuşacağız. Evet, Aslan. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam 8 maç 7 mağlubiyet. Bunların 3'ü alt lig takımı. Erzincan Spor'da içinde 2 de Erzurum Spor. Avrupa'da kötü bir performans ve eğlenme. Ligde çok ciddi bir fark. Neredeyse umutlar tükenmek üzere 10 puan ve Türkiye Kupası'na elenme. Beşiktaş tarihinde daha kötü bir süreç ve kötü performans çok az görüldü bu zamana kadar. Biz kötü olduğunu ve problemleri görüyoruz ama siz de çözüm makamı olarak siz de kötü olduğunu anlatıyorsunuz. Peki nasıl olacak hocam bu işler? Taraftar daha neyi bekleyecek? Yani Ocak ayında bütün hedeflerden kopulmuş. Siz de çözüm makamı olarak kötü olduğunu anlatıyorsunuz. Nasıl olacak hocam? Çözüm geçen senede Beşiktaş takımı Türkiye Kupası'nda bir evvelki senede yoktu şeyden dolayı. Geçen senede yanlış hatırlamıyorsam ligin cezadan dolayı yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen seneden alacaksak ligin son 6 haftasına girildiğinde de 11 puan ligin gerisindeydi. Doğru bir karşılaştırma. Bence hiçbir şeyin bir şeyle karşılaştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Mevcut günceli konuşmak gerekiyor. Evet bugün 18. müsabaka yani ikinci yarının oynadığımız ve ikinci yarıda başlayan bir durum var. Bunun değerlendirmesini yapacağız derken bunun önümüzdeki haftalarda net bir şekilde veya en yakın hafta sonu veya ondan sonraki hafta sonu görmek lazım. Bugün şu an itibariyle ne söylesem çok gerçekçi olmayacak ama burada iyi gitmeyen, sağlıklı gitmeyen, üzüntü verici giden bir durum var. İşte muhakkak bunun bir değerlendirmesi olacaktır. Fatih, tamam. Hocam, taraftar haklı dediniz. Evet. Duygularını anlıyorum dediniz. Evet. Ama bekledikleri bir şey var. Yani bu takım sizin sahada yansıttığınız gibi istediğiniz futbol oynamadığını ifade ediyorsunuz. Bir şey çıkar mı?
bu takımla bir başarıya, bir hikayeye ulaşma şansınız var mı? Varsa ki transfer de gözükmüyor şu anda. Yani gerçekçi yaklaşımlar hak etmiyor bu taraflar. Bunu ne zaman açıklarsınız ya da gösterirsiniz? İlk yarı itibariyle aynı duyguları yaşadık. Başlangıçların kötü, sonrasında da ivme kazandı. Ama o zaman da siz de buradaydınız. Kazanırken de, galip gelirken de oyunlardan benim çok tatmin olmadığım parça parça oyunların olduğunu söylemiştim. Başlangıç noktasında da aynı yoğunluğu ve kötü günleri yaşadık. Sonrasında ligin ikincisi olduk. 6 müsabaka üst üste kazandığımızda. Evet, bu lig bazen bunu da peşinde getiriyor. Ama uzun vadede, sürekliliğinde, geleceğinde bir şey olur mu dersen bir sonraki seneler için pek olacağını düşünmüyorum. Ama bu seneyle ilgili yani ilk yarıdaki bunu çok yakın zamanda gerçekleştirmiş bir takım olarak ve bizim de düşüncemizde ne olacağına bakarak ona göre zaman ve süreç, yakın tarih bunu daha net gösterecektir. Bülent Kalafat. İyi akşamlar hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bugün sahaya çıkan oyuncular alacak neticenin hem kupadan elenmeye de kupan veya kupaya devam etme anlamına geldiğini biliyorlar. Hem de sizin hakkında yapılacak değerlendirmelerin bir de dozunlaşacağını farkındalardı. Şimdi siz başta Atiba'nın yerine oynatarak bence onore ettiğiniz Oğuzhan başta olmak üzere oyuncuların bu yeterli azmi, dirayeti, disiplini gösterdiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Düşünmüyorum. Bu alt lig takımında gene küçümseme anlamında söylemiyorum. Fazla üstünlük sağlayamıyorsa bu özveriyi, bu gerçek şeyi almadığını düşünüyorum. Atiba 3 gün evvel maç oynadı, toparlanması olmadığı için bugün itibariyle hem diğer taraftan da kazanmak istediğimiz önemli bir oyuncu var. Onun üzerinde memnun muyum? Hayır, memnun değilim. Performanslarından memnun değilim ve süreç böyle devam ediyor. Kartayız. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sana da tabii hocaların yapabileceği şeyler zaman zaman kısıtlı olabilir. Mesela örneğin bugün benim dikkatimi çeken Erzurumspor önünde dahi saha içinde birbirleriyle koordineli olamayan ve en önemlisi disiplinli olmayan oyuncular gördük. Yani mesela bir Caner elleri insan tartışıyorlar. İşte ilk kere bitimi benim dikkatimi çekti. Elleri gitti. İdare direktör Ali Naibi'ye zannedersem gitti. Bir şeyler anlattı. Yani birilerini şikayet eder gibi. Buna katılıyor musunuz? Yani saha içinde de oyuncuların disiplinsizliği sanki hat safhada. Yani bu sonuçların oluşu da buna etken oluyormuş gibi geliyor bana. Şimdi Elneni ne yaşadı bilmiyorum ama bir futbol takımında veya grupların organizasyonlarında teknik taktik tabii ki önemlidir. Çalışmak, organizasyon, kulüp içi, saha içi bunlar son derece önemlidir ama bunları daha iyi hale getiren grup enerjisidir. Hani herkes birbirine elinde tuttuğunda hayatı sahanın içinde veya sahanın dışında paylaşıyorsan yukarıya doğru çok fazla ivme kazanırsın. Bizim de onunla ilgili gözlemlerimiz var. Bunun sürecini zaman içinde net bir şekilde göreceğiz. Son soruyu alalım. Hocam iyi akşamlar. Yıl içerisinde hocam bazı oyuncular için hayal ettirme ifadesini kullanmış. Hayal? Ettirmiyor. Hayal ettiriyor. Bana hayal ettiriyor. Evet. Sezon başı gelirken de aynı ifadeyi kullanmıştım. Evet. Enkulu, Adem Dayıç, Haydar Bok, Burak Yılmaz. Hocam gelinen noktada neler değişti yani? Bu ifadeyi kullandığınız yani neler söylersiniz? Yani şimdi hayat şöyle bir şeydir. Yaşıyorsun, görüyorsun, çalışıyorsun, paylaşıyorsun. Sahanın içini veya sahanın dışını. Performans yukarı çekmek için çalışıyorsun. Bunu daha evvelden çalıştığım oyuncular da vardı. Bizim burada beraber olduğum oyuncular da vardı. Dışarıdan da gözlemlerim vardı. Gelip bir yerlere, bir şeylere çekmeye çalışıyorsun. Eğer bununla ilgili çekmek için bir takım şeyler vardır, çalışma metotları vardır. İletişim kurabilirsin, kuruyoruz. Sahadaki, antrenmandaki verilerle önüne koyarsın. Hani bugün futbolda şöyle bir şeydir. Ne kadar yetenekli olursan ol, eğer oyun aklın ve fizik kaliten yeterli değilse bir yer takıma fark yaratamıyorsun. Biz bununla ilgili hem görsel, hem pratik, hem bireysel, hem bölgesel çalışma yapıyorsun. Eğer bunun karşılığını alamıyorsan zihinsel bir takım yorgunluklar vardır. Bunun da genel bir değerlendirmesi muhakkak yapılacaktır.